Buyurun Murat Bey, sizi de şöyle yanımıza alalım. Portakallı cevizli bir tatlı yapacağız. Bir su bardağı portakal suyu, 2 adet portakal kabuğu rendesi, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1,5 paket kabartma tozu ve alabildiği kadar unumuz var. İç harcı için 1 su bardağı ceviz içi ve tarçınımız var. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, yarım yani 1/4 limonumuz var ve toz fıstığımız var. Şerbeti bence hemen hazırlasın Murat Beyciğim. Eli yatkınken hemen ha, ver bakalım. Hemen uyuşturur yapacağım. Aynen bakalım. Şekeri eritir güzelce Serpükük. Murat Bey'e verelim. Ben de hemen hamur için gerekli malzemeleri şunu koyuyorum. Bakın kendine. Hamuru gerçekten enfes bir aromalı olacak. Şöyle içerisine yağını aldık. Bunlar sizin. Şekeri şekeri şerbetinde olduğu için Murat Bey koyuyor bakın şekerini. Öbür elle koyaydık Murat Beyciğim. Tamam, bu taraftan. Bunu da sol elle. Aynen. Biz tabii öbür eli kullanınca sol elle kullanmak zor oluyor değil mi Murat? Evet. Şimdi yağımızı aldık, portakal suyumuzu aldık. Şeker şerbetinde olduğu için güzelce şerbetini yapacak. Ara ara karıştıralım altını. Yaktım galiba. Aynen, yaktınız. Evde yemek yapıyor muyuz Murat Bey vallahi? Yapıyorum. Ocağa falan hiç yabancı değilsiniz gördüğüm kadarıyla. Hatta iftara bile misafirleri kendim ağırlıyorum. Oo, yapıyorum bütün yemekleri. Bayağı diyorsunuz bu başıma. Konuda. Kendim tek başına iftar yapıyorum. Sen de bezi sık ama bir tutam. Bak adam neler yapıyor. Ben de bir bezi sıkamıyorsun yani ne diyeyim yani. Neyse. Ama tarifleri fena değil. Güzel. Değil mi Serpil? Güzel güzel. Güzel tarifler yapıyor şimdi. Ben geliyorum. Dur Nermin, dur içiyorum. Şimdi yağımızı koyduk, portakal suyumuzu koyduk. Şerbetli bir tatlı olacağı için içerisine şeker eklemiyoruz. Tam böyle Ramazan arifesinde efendim yapabileceğiniz, Ramazan iftar sofrası yiyebileceğiniz harika bir tatlı olduğu kadar da bayram tatlısı olarak da tercih edebileceğiniz bir güzellik bu. Gerçekten öyle söylüyorum. Yapabilirsiniz ve bol portakal aromasını hissedebileceğiniz muhteşem bir tatlı olacak. Murat Bey siz bu tatlıyı kesin yaparsınız. Portakal girdiği zaman çok güzel oluyor. Ben değil de severim. Bak, havuç güzel, da öyle. Havuç da öyle. Vallahi havuç da çok yakışıyor. Doğru söylüyorsun. Portakallı kek, havuçlu kek. Bunlar sevdiğim kekler benim. Kesinlikle katılıyorum. Çikolataları fazla sevmiyorum ama bunları seviyorum. Ben de çikolatalı biraz ağır geliyor. Özellikle Ramazan ayında ama şerbetli tatlılar falan çok hoşumuza gidiyor. Evet. Kan şekerini dengeliyor ondan sanırım. Kabartma tozumuzu da ekledik. Şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi içerisinden çırpıcıyı alacağız. Hemen Serpil de cevizi dövüyor. Mermer çatlamış geçen. Ben diyordum ya çatlıyor matlıyor Serpil. Amız oldu biliyorsun değil mi? O şey günü kim gelmişti? Adana'dan. Adanalı dürüm. Dürümcü geldiği gün efendim şey oldu. Buraya böyle ocağa koydular. Ama çatladı matladı böyle pıtladı. Vallahi gitti mermerimiz. Şey sponsorumuza söyleyelim de yapıştırıcı getirsin. Bir daha böyle mermeri nereden bulacağım ben? Şimdi Aytaç sabah atıyordu bana. Tarifleri paylaşmadığı için böyle güzel sözlerle falan filan. Neyse affettim. Yalnız öyle kinciyim ki. Daha program sonuna kadar söylerim. Çekelim Aytaç'ı. Yani yanakları kızarıyor ya bu çocuğu. Bir görelim mi Aytaç'ı? İşte bütün suçlu. Ya bana tarif sormayın. Aytaç tarifleri niye paylaşmadın diye gönderinin altına yazabilirsiniz. Pek de karizmatik kardeşim. Bak gene de iltifat ediyorum. Tamam dönebiliriz bana. Murat nasıl olsun şerbeti kaynatıyor. Kesilme olasılığı yüksek. Ya hiç sıfır yani. Hiç o yüzden rahatım. Bakmıyorum bile. İyi mi Murat? Tabii canım karış bak. Kıvam falan iyi. Tabii. Şu anda olmak üzere hazırlanıyor. Şerbeti karıştırmazsanız dipte şekerlenme oluyor. Şimdi ev hanımları bazen onu da yapayım diye koştur koştur iş yapıyor. Sonra kalıyor orada o biliyor musun? Evet. Serpil bir hamur yapmışız. Orduyu doyururuz. Öyle bir şey olmayacak tabii bende. Murat Bey ocak başında olduğu için Serpil valla ordu doyacak bugün. Bütün kanala dağıtalım. Ne yaparız biliyor musun? Yok sen bir tepsi yaparsın ben hamuru kalanı eve götürürüm. Oturur evde yaparım Nermin. Tamam. Şu an işimiz var. Tamam ben bir tepsisini yapayım. Serpil'e vereyim. Ne güzel anlaşıyorsunuz. Senin misafirin var istiyorsan bak sen götür. Yok benim misafirim. Ha yok. Allah cezanı vermesin. Niye ki o şey yaparsın tatlım biz hazır. Böyle işte biz yani. Ne diyeyim Murat Beyciğim? Serpil Kök. Çok fena ya yemin ederim. Tutamaz öyle. Şöyle güzelce yoğuruyoruz. Ben de geleyim kız kıza. Gel gel. Kız kıza misafirimiz vardı. Dur Duygu gelecekti bugün bana. Sohbeti muhabbeti de güzel. Ben seviyorum Duygu'yu ne yapayım? Evet. Herkesin bir psikolog arkadaşı olmalı diyoruz.
Hamurun kıvamı bu. Birazcık böyle selfie'li böyle mıncıklar gibi. Hamurun mıncıklarını anladın sen değil mi? Döpüyor. Ben ara sıra bakıyorum hep böyle hamur işlerinde işte bu simit olsun, börek olsun onları hep seyrediyorum. Bunlar sizin elinize daha yatkın gibi geliyor bana. Evet, hamur işleri yani, çok severiz. Ama her türlü tarifi yapıyoruz Murat Beyciğim. Bizde o bu yok. Her türlü tarifi yapıyoruz. Bir ara seyrederken o simidi simit yapmıştınız. Evet. Çok güzel. Öyle bir şey yoktu ya. Vallahi. Siz de yapabilirsiniz. Tarifimiz birebirdir. Pidem çok güzel oldu, Ramazan pidesi. Evet. Ben de yiyorum. Ondan sonra kilo alıyorum, hep söylüyorum. Serpil bizim şeyimiz nerede bıçağımız? Güzel şeyler yapılıyor. Çok güzel. İnsan dayanamıyor ki. İşte ben de onu diyorum. Bir de bir yemek kaşığı alayım tatlım. Vereceğim diyor. Şimdi şöyle bezelerimizi hemen yapalım. Hamurumuz sert bir hamur oldu. Neyi anımsatıyor? Kalbura bastı tatlısını anımsatan bir hamuru var. O yüzden ununu iyice yedirmeniz gerekiyor. Çok dikkatli koyabilirsiniz. Biraz bereketli bir hamur gördüğünüz üzere ama bir tepsi dolana kadar yapacağız. Diğerini şey yaparız, sonra yaparız. Sizi burada çok fazla sıkmayalım. Bezelerimizi yapalım hemen. Şu ana kadar bu kalbur pastı tatlısını bir siz söylediniz bir ben. İstanbul'da soruyorum, hiç kimse bilmiyor. Neyi? Kalbur pastı tatlısını. Kalbur herkes onun herhalde bir tatlı ismi var. Şekerpare mi diyorlar? Şekerpare. Onunla karıştırıyorlar hep. Kalbur pastı mı? Evet. Aslında onun üstü birazcık farklı. Yanık ve tırtırlı oluyor. Evet. Burada tarçın koyduk. Ceviz koyduk. Şöyle bir harmanladık. Burada böyle bir yuvarlak beze yapıyoruz efendim. Bu kısma bol harcımızı koyup belden oturtuyoruz. Bu kadar. Şöyle. Ben bu tarafa geçeyim mi sana? Olur. Yapalım. Kaynıyor mu Murat Beyciğim? Evet, kaynadı. Belinden oturttuk ve tepsiye aldık. Şöyle bir şeker görüntüsü şu an. Kanal 7 izleyicilerine özel efendim Nermin Nefes Mutlu. Birazcık büyük yapabiliriz Serpil. Tamam. Hamurları çok ufak kesmişim. Kibar olsunlar diye. Yani çok da kibar aslında. Ben elim şeydir. Çabuk bitsin diye büyük yaparım ama bugün incelik. Güzel gözüküyorlar. Nasıl? Güzel gözüküyor. Evet, çok güzel oluyor bunlar. Tabii, namus da güzel. Ayşe diyor yeni ceviz gönderdi diye diyor hepsini bitirmek zorunda değilsiniz. Ayşe ile bizim aramızda. Sen niye giriyorsun ki? Çok fena oldu. Ne güzel oldu. Ayşe ile bizim aramızda yani. Yüksel yani. Senden istemiyorum, Ayşe'den istiyorum. Ay. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü. Yüksel, senin iki yüzün hep kara. Ne yapacağım bilmiyorum. Vallahi Ayşe'ye bir ala diyoruz yemin ederim. Ayşe'ye diyoruz ki Ayşe'cim kalmadı diyoruz. Ayşe ertesi gün koliyi gönderiyor. Allah iki koliyi gönderiyor. Ayşe candır, gerisi heyecan. Aa neler be Allah, ne laflar. Yüksel, bizimle başa çıkamazsın. Şöyle diziyoruz bunları. Bol cevizli, tarçınlı, efsane lezzet hazırlıyoruz. Hemen şekillendirip tepsimize alıyoruz. Murat Bey kaynadıysa kapatabiliriz. Sizi de orada gözüm çok yorduk. Gözüm orada kapatacağım. Ben şu anda zevk alarak yapıyorum. Murat Bey biz bunları yapana kadar bize bir güzel şarkı okusun. Okuyalım bir tane hareketli bir şarkı okuyalım. Hemen kapadım ben. Harika, gel diyor, gel diyor. Teşekkürler. Gel kurtar bizi diyor Murat. Nasıl kurtaracak bu şarkı? Harika olmuş yaza. Damgayı vuracak mıyız diyoruz. İnşallah. Serpil ben bir şey isteyeceğim senden. Bütün cevizimiz var mı böyle pıt 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 koyuversen bu ortalara? Şimdi şöyle. Fındık da olabilir yoksa. Ceviz şu an böyle sen. Hoşuma gitti böyle bir görüntü yapayım istedim. Dur, biliyorsun benim sonradan çıkarmalarım olabiliyor. Geldim. Antep tozunu da mı üstüne koyacaksın? O piştikten sonra şerbetlendikten sonra. Sonra sunum aşamasında bol Antep fıstığı ama sadece bizim Yüksel Bey için o hazırlanıyor. İzleyicilerimiz evde mümkün mertebe az kullansınlar. Benim annem bir paket alırdı. 3 sene gider. Yüksel Bey'in mutfağını fazla fazla. Ben de çok seviyorum. Yani Antep fıstığının olduğu her şeyi. Serdar geliyor mu? Tamam. Haftaya Serdar Bey geliyormuş Antep'te. Evet. Fıstık getirecek bizi. Tamam. Gel Serdar Bey. Bol fıstıkla gel. Bahçesi var Nermin Serdar'ın. Getirir. Değil mi? Onun fıstık bahçesi vardı. Evet. Biz böyle konuklarımızı seçerek alıyoruz. Bahçesi olmayan konukları alıyoruz. Bahçesi olmayan konuklara diyoruz ki maalesef programımızın yoğunluğu var. Yapımcı biraz cimri olunca. Bence daha güzel oldu. Yani evet bak. Ben ne yapalım? Müslüman'ın malı ortak Nermin. Müslüman'ın malı ortak yani. Bak Ayşe gönderdi. Ayşe'yi artık çok seviyoruz. Ama Ayşe'yle hiç yüz yüze tanışmadık ama çok seviyoruz.
Ceviz, cevizi bol göndermiş şey, çünkü. Tanıştan o kadar seversinler mi bak. Ay çok güzel oldu ama bak. Var ya. Daha şık oldu. Evet. Bir de üstüne fıstık konduracağız. Of, yüksel eser. Marketten aldığım bu. Bu marketten aldığım poşet. Açtı Serpil, gördüm. Şey bu, Elazığ'dan gelen. Bu Elazığ'dan gelenmiş. Bu kelebek. Kelebek. Evet. Kelebek ceviz. Bazıları hariç, buradan duyurulur. Anlayan mermin, anladı. Mermin. Anlayan anladı. Bazılarına paket yok. Neden acaba? Düşünün bulun bilmeceyi. Neydi Nermin? Nermin Mermin. Bak yükselemen anladı ama yeni düştü şifre. Ben neden dediğimi biliyor. Beni şu an izliyorlardır. Bize Nermin Mermin. Anladınız? Neyse. Efendim önceden unutmam. Kinim fenadır. Önceden ısıtılmış 180 dereceye bu güzel portakallı kurabiyelerimize şimdilik atıyoruz. Birazdan tatlı haline gelecek. Bakar mısınız cevizde ne kadar hoş bir görüntüsü oldu. Şimdi Emrah'cığıma böyle fırına doğru gidiyoruz. Yağmurlu havada yürür gibi yürüdüm vallahi Emrah. Kamerayla dans ediyor çocuk burada. Efendim verdik 180 derecede. Burada 61 ayarda. Şöyle fanını kapatıyorum, pişecek. Gelelim portakalın faydalarına Serpil. Şey kurabiye resim geliyor. Tatlımız tatlı. Bakar mısınız lezzetinden pıtır pıtır olmuş. Şerbetini vereceğiz. Sonra onu da sunum kabına alacağız ama bir tık dereceye yükseltiyorum. Güzelce pembeleşmesini istiyorum. Nermin alıyorum bunu. Tamam canikom. Bakayım şimdi. Tamam, oh, koyalım. Onları da öldüreyim. Aynen sana zahmet. Vallahi Nermin çok gibi oldular bak şimdi. Çok güzel olmuşlar. Gerçekten pes pembe de kızarmışlar. Şerbeti bekliyoruz. Şerbetini bekleyeceğiz. Gel. Gel bağlım. En sevdiğim şerbetli tatlılar gerçekten. Nedense beni çok mutlu ediyor. Bir de bunlar çok şey oluyor. Güzel de bir oluyor. Dünkü de harikaydı. Serpil'cim bu da senin olsun. Yarısı orada kalmıştı. Şöyle koyayım. Ben şimdi onları dökeyim ki paket yapayım. Islansın onlar da. Pizza silmeye devam ediyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.